Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ee, malumunuz üzere e, günlerdir odaklanmış olduğumuz seçim geldi, çattı ve de yaşandı. 6.5 mu olur seçime kadar, 7 mi olur, 8 mi olur şeklinde dolar-tl konusunda e, çok farklı haberlerin ve de tahminlerin uçuştuğu bir ortam sonucunda dolar-tl'yi şu an itibariyle 5.60'lar civarında görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, sizlere perşembe günü gece aktarmış olduğum analizimde, Haftanın son işlem günü olarak Cuma günü ve seçimler sonrasındaki ilk ilk işlem günü olarak bugüne dair neler olabileceği konusunda gerekli analizleri vermiştim. Zannediyorum bu analizleri dikkatle dinlemiş olanlar panik işlem yapmaktan ve hatalı kararlar vermekten kendilerini alıkoyabilmişlerdir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar şu anki durum itibariyle piyasanın açılmasıyla birlikte, Dolar-TL'nin 5.70 atağa yaşadığına tanık olduk ve şu anda ise bir geri çekilme yaşıyor. Arkadaşlar bugün için pivot verilerimiz 558 5.58 seviyesini e, pivot seviyesi olarak belirlemiş, denge noktası olarak belirlemiş ve hesaplanmış durumda. Şu anda da 5.58 yakınlarında bulunuyoruz. Bugün itibariyle 5.70'e yönelik bir atak yaşandı. Şurada görmekte olduğunuz ikinci pivot direncimizin etkisiyle geri çekilme, Öncelikle 5.62 seviyesine kadar devam etti. Bunun ardından da denge noktasına doğru şu an bir gevşeme eğilimi görmekteyiz. Analizlerde sürekli olarak vurgulamış olduğum bir 5.62 noktası var ki bu 5.62 noktasının önemli bir se seviye olduğunu. Bu seviye üzerinde kapanışlar yaşandıkça dolar TL'deki yukarı eğilimin biraz daha vites artırarak devam edebileceğini sürekli olarak vurguluyorum. Sevgili dostlar, bugün için 5.58 seviyesini yakinen takip etmek gerekiyor. Bu seviyeden bir tepki oluşma ihtimali ve 5.62 üzerinin tekrardan test edilme olasılığı e, oldukça e, yüksek diyebiliriz günün kanal, kalan saatleri için. Şu anda şu ana kadar yaşamış olduğumuz bir dalgalanma var ve seçim sonrasında bu dalgalanmanın mutlaka olabileceğini sizlere vurgulamıştım. E, netleşmeyen tablolar vardı ki biraz önce e, yapılan açıklamaya göre de zannediyorum Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı şeklindeki bir belirsizlikle ortadan kalkmış görünüyor. Tabii ki itiraz süreçleri şunlar bunlar olacaktır. Arkadaşlar seçim sonuçları ve daha detaylı bir analizi bu gece aktaracağım. Birçok şey daha da netleşmiş olacak. Önümüzü biraz daha sağlıklı görebilme imkanımız olacaktır. Ancak ben gün içinde özellikle dikkat edilmesi gereken seviyeleri belirtmek bakımından 5.58 seviyesinin önemli ve kritik bir nokta olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Buranın aşağısına yönelik sarkmalar olabilir, 5.55-5.56'lara kadar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Genel anlamda 5.55'in üzerinde kalındıkça ve gün içerisinde de 5.58 üzerinde tutulma yaşandıkça bugünün geri kalan süreci içerisinde yönün yukarı olabileceğini söyleyebilmek mümkün görünmekte. 5.62 seviyesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 5.70 ise bugünün en yüksek noktası olarak ve 5.71.06 da günün ikinci pivot seviyesi olarak dikkat edilmesi gereken seviyeler konumunda. Arkadaşlar burada görmekte olduğunuz kanalımızı da tekrardan sizlere izah etmiş olayım. Bu kanalımız gittikçe ee, alt bandını yükseltiyor ve şu anda 5.60 seviye, seviyesi pardon 5.44 seviyesi Kanalın alt bandı ve ana destek, en önemli ana destek konumu olarak e, varlığını devam ettiriyor. Üst bandımız ise 5.60 seviyesi. Şurada görmekte olduğunuz gibi 5.60 seviyesini görmekteyiz. Bu kanalın üzerinde yani 5.60'ın üzerinde kapanışlar gerçekleştikçe veya pivot sistemimiz itibariyle 5.62 seviyesi üzerinde, şuradaki 5.62 seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleştikçe e, dolardaki 5.60 üzerine... 5.70 ve 5.90 bölgesine doğru hareketliliklerin her an beklenebileceği ihtimalini gündeme getirmiş bulunuyor. Değerli arkadaşlar ee, Endeks konusunda ise birkaç e, ifadede bulunmak istiyorum. Endeks günü şurada görmekte olduğunuz üzere 91.800'lere kadar bir geri çekilme yaşadıktan sonra ilk e, sonlarına doğru 94.500'lere kadar bir yaklaşım gösterdi. Fakat Endeks için kritik bir durum var. Genel anlamda yabancıların satış eğilimi içerisinde olduğunu görmekteyiz. Ve şu anki durum itibariyle ise arkadaşlar ilk saat sonu itibariyle ee, endekste City'nin 67-68 milyon civarında, Merrill Lynch'in 50 milyon civarında, Dörtçen'in ise 50 milyon civarında satış konumunda olduğunu görüyoruz ve daha da önemli bir durum olarak ise arkadaşlar yabancı takas oranında önemli bir azalım söz konusu. Şurada görmekte olduğunuz gibi yabancı takas oranı şu anda %64.11 seviyesine gerilemiş görülüyor. Bu çok önemli bir kırılım, bu çok önemli bir düşüş. Son haftanın son 3 gününde yaşanan satışlar ardından oluşan bu tablonun ee, %64'ler seviyesine kadar gerilemesi ve %66'lar seviyesindeki en yüksek konumuyla şu an içinde bulunmuş olduğu seviye arasındaki %2 civarındaki farkı e, yabancının önemli satışlar yapmakta olduğu şeklinde yorumlamak mümkündür. Zaten bunları sizlere e, hafta içerisindeki analizlerde de detaylı bir şekilde aktarmıştım. Bu arada arkadaşlar bir de önümüzdeki 2 saatlik dilim için e, Dolar-TL'de dikkat edilmesi gereken seviyeleri vermeyi unuttum. Onu da sizlere ifade edeyim. 5.64 seviyesi pivot seviyesi olarak görülüyor. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.59 ve de 5.56 seviyeleri önem taşıyormuş. 5.59'un şu anda aşağısındayız. O halde şu an itibarıyla takip etmemiz gereken 5.56 seviyesi önümüzdeki 2 saat için dikkate alınması gereken bir seviye olarak görülmekte. 5.64 e, seviyesi... Önümüzdeki iki saatlik süre için önemli bir nokta olarak karşımızda buranın aşılması durumunda 568'in test edilebilme imkanı söz konusu olabilirmiş son saatlerdeki veriler itibarıyla. Sevgili arkadaşlar belirttiğim gibi akşam saatlerinde mutlaka çok daha ayrıntılı bir analiz aktaracağım. Bu arada bir de isterseniz Viyop'taki duruma bakalım, dolar Viyop'taki duruma bir bakalım. E, buradaki tablo ise arkadaşlar Nisan vadiye geçmiş bulunuyoruz artık. 5.76 seviyesi pivot seviyesi olarak etkisini göstermekte. Yine 5.84 görüldü bugün en yüksek seviye olarak. E, Dolar TL'de olduğu gibi ikinci pivot direncinden bir dönüş yaşandı. 5.76 seviyesi pivot noktamız konu konumunda ve şu an 5.69'lar e, civarına yaklaşan bir seyir söz konusu. İkinci pivot desteğimiz ise 5.69 seviyesinde 5.69'un da aşağı yönlü kırılması durumunda 5.66'ya kadar bir geri çekilme ee, Nisan vade biop dolar kontratlarında söz konusu olabilirmiş 5.76 seviyesine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ee, arkadaşlar ben endekse tekrar ee, dönmek istiyorum. Evet. Grafiği birazcık uygun hale getirmek girmem gerekiyor. Evet, ee, değerli arkadaşlar endeks için bugün üzerinde durmamız gereken e, seviyeler olarak, evet. 93.500 seviyesi endeks için kritik bir nokta. Burası günün pivot seviyesi olarak değerlendirilebilecek olan bir noktadır. 95.000 seviyesi ise endeksin bugünkü ilk pivot direnci olarak karşımızda duruyor. 94.500 üzerine çıkamadık. Ancak ikinci seans satış gelme ihtimali dikkate alınabilir. Zira ilk seansta yabancı satışlarının etkin durumda olması ikinci satış, ikinci seans içinde bu satışların devam edebileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ve takip etmemiz gereken en önemli seviye 93.500'ün aşağısına inilir ise satışların 92.600 ve 91.500'ler civarına kadar devam etme olasılığı veya riski mevcut görülmektedir. Önümüzdeki 2 saat için tabloya bakacak olursak arkadaşlar daha doğrusu seanslık olarak bakalım ilk seans sonu itibariyle oluşan veriler itibariyle arkadaşlar. Burada da yine 93.500'ler seviyesinin kritik bir seviye olduğunu bu seviyenin aşağısına gelinir ise 92.600 ve 91.500 civarlarına yönelik tekrardan bir satış yaşama ihtimalinin gündemde olduğunu görmekteyiz bugün için arkadaşlar satışların sertleşmesi ve derinleşmesi gibi bir durum söz konusu olacak olursa 90 bin bölgesi 90 bin seviyesi çok ciddiyetle önem kazanan bir nokta bu seviyenin aşağısına gelinmesi satışları birazcık daha hızlandırabilecektir. Zira bu ıı, seviyenin psikolojikle bir önem taşıdığını biliyorsunuz zaten. Sevgili arkadaşlar belirttiğim üzere geceki ayrıntılı ve detaylı analizle tekrar buluşmak üzere diyorum. Eğer ekstra bir durum söz konusu olursa belki akşam üzeri saatlerinde kapanışa yakın anlardaki son durumu değerlendirmek bakımından da bir kısa analiz verebilirim. Şimdilik iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalınız.